Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin çarşısına ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün ikinci videomu sizler için hazırlıyorum. Çünkü piyasada bir anormal derecede bir düşüşler var, yükselişler var. Karmakarışık bir piyasa. An itibariyle gördüğümüz dominans arkadaşlar. Dominansta da yükseliş var. Dominansın yükselişi RSI indikatörüyle de gördüğünüz gibi uyumsuz bir şekilde devam ediyor. Piyasa biraz anormal. Neden mi diyecekseniz, biraz sonra hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar, yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Lütfen abone olun. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni bizi YouTube'a o kadar ön sıralara çıkarır arkadaşlar. Ve daha çok kitleye hitap etmiş oluruz sizler sayesinde. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum duyarlılığınıza. İşte kanalımıza abone olup beğenmeniz kanalımıza destek anlamına gelir arkadaşlar. Biz de sizden bunları rica ediyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar, ne var ne yok. Yani Total 2'de altcoin'lerden para çıkışı var mı? Var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabahki yayınımızda 710 milyar dolarken 689 milyar dolara düştü. Bu da para çıkışı ve satışların geldiği anlamına geliyor. Bakınız, altcoin'lerde düşüş devam ediyor. Yani para çıkışı devam ediyor. Bitcoin. Bitcoin'de durum ne alemde arkadaşlar? Bitcoin, evet, terse gidiyor. 33.400'lere doğru inişine başlamış durumda. RSI'de destekliyor ve satışın olduğunu, balinaların tekrar masada olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu durumda Elon Musk'ın tweet'i var mı yok mu? Arkadaşlar, küçük bir şey oldu gibi ama ben yine de size okumak istiyorum. Yani Tesla'nın CEO'su Musk ne yapmış arkadaşlar? Bugün Twitter'ın CEO'su Dorsey arkadaşlar bir çağrıda bulunmuş Musk'a. Demiş ki, The Bay World topluluğu ile yapacağım etkinlikte gel karşılıklı oturup konuşalım, tartışalım. Önce bunu Elon Musk reddediyor. Daha sonra da bir tweet ile cevaplıyor, kabul ediyor. Tweet'in özel içeriği bu. Yani bu tweet'in içeriğinde de şöyle bir küçük şey olabilir. Yani bir ampulü takmak için kaç Bitcoin max gerekir şeklinde bir ifadeler de var gibi. Ama detayına daha sonra bakacağız. Bu ne derece etkiler kripto camiasını, bakalım onu da bekleyip göreceğiz. Peki bu konuşmada ne olur ne olmaz, bakalım ilerleyen tarihlerde bu bize ne getirecek, onu da göreceğiz arkadaşlar. Veya bugün bunun piyasaya etkisi olacak mı? Olumlu ya da olumsuz. Onları da bakacağız arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz hangi derecede olumsuz etkileri ya da olumlu etkileri olur diye. Bunu zaman gösterecek ileriki saatlerde. Ve Bitcoin demiştik. Bitcoin'de arkadaşlar anlık itibariyle düşüşler var. Saatlik grafiğini açacak olursak, saatlik grafiğinde de burada bizim bir desteğimiz var. Bu da 33.500 dolarlar. 33.500 doları aşağı inersek arkadaşlar, ki onu gösteriyor şu anki pozisyon, 32.500 dolarlar var aşağıda. Onun aşağısını söylemek istemiyorum, zaten sizler tahmin ediyorsunuz. Giderse daha aşağılara gidebilir. Bu kez kötü gidebilir bugün. Bunu da söyleyebilirim. Neden? Aslında normal şartlarda buralarda 33.400, 33.500 okey, ama 33.000'in altı arkadaşlar hiç okey değil. Yani anormal bir durum olur. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da %6'lık bir durum var arkadaşlar. Düşüş durumu var. Bu da 1862-1700'lere tekrar çekilebilir buradan. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bu videoyu kısa tutacağım. Bir 12-13 dakika belki sürer. Onun için kısa kısa bazı şeylere bakmak istiyorum arkadaşlar. Ethereum'un durumu bu. Ethereum'da yukarı yönlü hareket, hepsi Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Bitcoin yukarı dönerse bunlar da dönecek. Ethereum'un burada güçlü bir desteği var. 1858 dolar. Şu anda 1862 dolarlarda. Eğer 1858'i 1850'yi de aşağıya kırdığı yönde da 1750 dolarlara, 1700 dolarlara kadar şuradaki desteğine çekilir ki o zaman da Bitcoin de 30 bine çekilmiş olur. Eğer Ethereum buraya çekilirse arkadaşlar, bunu da buradan belirtelim. Dünkü videolarımızda demiştik, İnşallah yarın cuma günü bir düzeltme daha yaşamayız. Her cuma düzeltme yaşıyoruz, düşüş yaşıyoruz.
ki maalesef dünden söylememiz bugün de bunu kırmızı hale çevirildi ve bu gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Başımıza gelecek varmış demek ki Cenab-ı Allah bize söyletmiş. İşte bu da bugünkü biraz daha zarar ettiriyor bize bugünkü düşüşümüz. Ha, bu pazar günü tekrar olur mu onu da zannetmiyorum. Pazar günü akşamları bu sefer tehlike yazmaya başladı arkadaşlar. Sabahları iyi gidiyor da akşamları tehlike çanları çalıyor. Evet, Ethereum'daki düşüş de bu arkadaşlar. Peki bizim çiliz ne alemde arkadaşlar? Çilizde de arkadaşlar %7'lik bir kayıp var. 0.23 dolar seviyelerindeyiz. Evet, çilizde kayıp var. Bu da durumu gösteriyor zaten. Nereye kadar düştüğümüzü, nereye kadar gerilediğimizi çilizde. Daha önce de 0.18 dolarlara kadar çekilmiştik 22 Haziran'da. Eğer şu andaki pozisyonu çilizin, şurası arkadaşlar destek noktası. Eğer burayı aşağıya yönlü kırarsa, evet bu desteği aşağı kırarsa, bu destek 0.22.800. Bunu kırdığında geleceği yer çilizin, inanın tabi buralar olabilir. 0.22 dolarlar, hatta dediğim gibi 0.18 dolarlara bile çekilebilir bu düşüş hızlanırsa biraz sonra. Belki bu Elon Musk'ın ikili konuşmasının bu piyasaya bugüne daha çok etkisi düşüş yönde olabilir diye düşünüyorum. İşte bunlara da dikkat etmek gerekir. Ben Shiba için aslında bu yayını yapmak istedim. Arkadaşlar Shiba'da bir hareketlilik gördüm. Diğerlerini de inceleyeyim. Shiba'yı da bunun içine katayım dedim. Shiba'da an itibariyle bir yüzde kaçlık bir yükseliş olmuş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. %30'a yakın bir yukarı yönlü hareket çıktı. Bir anda döndü geri. Evet. Bu birkaç saniye içinde gerçekleşti arkadaşlar. Hemen geri döndü. Tekrar %6 gibi, %7 gibi şu an itibariyle yukarıda. Tekrar geri gelir mi? Şöyle anlık grafiğine bakacak olursak. Bakınız. Daha şuraya çıkmış. 0.83'e çıkmış arkadaşlar. Yani diğer sıfırları saymıyorum. Şu anda 73. Bakınız bir anda geriledi. Ha, çıktığın hepsini geri aldı mı? Almadı az önceki hareketinin. Bakınız şuradan tekrar dönüp U'yu gerçekleştirebilir. Yani Shiba'yı takibe almanızda yarar var diyorum. Diğer altcoin'lerin hepsi kıpkırmızı olduğu halde Shiba yeşile bürünmüş durumda arkadaşlar. Shiba'da bir hareketlilik var. Bir haber gelebilir. Bilmiyorum ne derece doğru olur. Ama Shiba'da gözle görülür bir hareketlilik görüyoruz arkadaşlar. Peki bu indikatöre falan da bakmak istemiyorum Shiba ile ilgili. Çünkü Bitcoin'in bu durumunda hiçbir indikatör düzgün çalışmaz arkadaşlar. Bitcoin gidiyor, aşağı doğru düşüyor. Bakın Shiba tekrar yeşili yukarıya doğru yaktı. Her ne kadar düşüşü gibi gösterse de Shiba eğer şuradan şu uzunluğu tekrar yukarı test etmeye çalışırsa arkadaşlar Shiba 90'ları falan da bulabilir bugün. Shiba'ya dikiz arkadaşlar diyorum. Bakınız, takip ediniz. Hocam ben gireyim mi şuradan burada Shiba'ya gireyim mi falan, o açıdan bir şey demiyorum arkadaşlar. Kararı herkes kendi verecek ama elinde tutanlar, Shiba'sı olanlar için güzel bir pozisyon bu. Düşse de çıksa da ama düşüşler değil de çıkışlar tabii ki onlar için güzel pozisyon. Kar realizesi yapabilirler diye düşünüyorum. Shiba'daki durum bu. Diğerlerinde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Hepsi %6, 7, 8 aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Yani Ripple desen öyle. Ripple'da zaten Ripple'a güvenmiyoruz arkadaşlar. Yine yapacağını yaptı. Yani bir sürü Ripple satıldı. Onun için Ripple'ın CEO'su onun başındayken bu Ripple'ı fazla tutacaklarını da zannetmiyorum. Önce müdürünün değişmesi lazım ki bu Ripple tekrar seviyelerine gelsin, yerine otursun. Aşağılarda da hiçbir şey yok. Komple bir Waves arkadaşlar bugün hareketli. Bakınız. Bakınız Waves'te de bir hareket var gördüğünüz gibi. Waves'i de dikkate alabilirsiniz. Waves'ten bir yukarı yönlü hareket gelebilir. Geçen hafta 14'lerden 18-19'lara kadar çıktı. Tekrar 14 dolara geri düştü Waves. Tekrar o 18 dolara kendini atabilir ve o iştahını da görüyorum şu anda Waves'in. Waves diğerlerinden apayrı, Shiba gibi ayrıldı.
Bunların ikisi yukarı yönlü gidiyor. Bunu şu anda canlı zaten izliyorsunuz. Bakınız mum yukarı yönlü devam ediyor Vaves'te. Vaves'e dikiz beyler. Hepsini söyleyebiliyoruz buradan. Hepsini açıklayabiliyoruz. Daha da aşağılarda göze çarpan kurvede bir küçük %3'lük yükseliş var. Başka da hiç yeşil yok arkadaşlar. Sayılmaz. Sıfırlık yeşilleri yeşil saymıyoruz zaten. Vaves'e, Shiba'ya dikiz beyler. Bunların ikisi alıp başını gidebilir. Buradan da diyebileceğim anlık itibariyle bunlar. Çok kötü bir pozisyon olursa küçük bir kısa bir videoyla daha tekrar karşınızda olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, bir de CRO yani Crypto.com'un tokeni olan CRO'yu da dikkate alabilirsiniz. Onda da bir yukarı yönlü hareket var. O neresi? O da şu arkadaşlar, CRO. Bakınız bunda da bir hareketlenme var arkadaşlar. Bunun 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak bakınız şu hareketi geri aldı ama tekrar yukarı yönlü gidebilir. Çünkü Crypto.com borsasının kendi tokeni bu. Bu da yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bundan zaten sık sık bahsetmiştim önceki videolarımda. Hatta altcoin sepetlerimde de size bunu vermiştim önceki altcoin sepetlerimde. CRO'nun pozisyonu güzel olur her zaman arkadaşlar. Yavaş gider, bazen hızlı gider ama zarar ettirmez arkadaşlar. O büyük düşüşlerde bile 12'lerden 10'lara 9'lara kadar çekildi. Yine 10'larda arkadaşlar 0.12, 0.10 en fazla 0.20'lere kadar çıktı. Yani büyük bir zarar ettirmedi CRO sahiplerine, CRO. Bu CRO CryptoCoin tokeni demiştim. Bunların da kendi Visa kartları var arkadaşlar. Yani bu borsada işlem yapanlar Visa kartı alıyor. İstediği bankomattan parasını çekebiliyor anlıkta. Anında yani 3 dakika 2 dakika içinde çekebiliyor parasını. Nasıl oluyor bu? Visa kartındaki hesabını CRO satarak yüklüyorsun. Daha sonra da TL olarak da alma şansınız var. Çünkü TL'de borsada işlem yapılabiliyor. CRO Crypto.com borsasında. Ha, ben bunu sponsoru da değilim arkadaşlar. Kendim bu borsada da işlem yaptığım için bu borsanın faydalarını söylüyorum size. Yoksa ben bunun ne sponsoruyum ne de bir şeyim arkadaşlar. Yani kullandığım için bana hiçbir zorluk çıkarmadı şimdiye kadar. O yüzden size de tavsiye ediyorum. İsteyen arkadaşlar olursa bunun linki zaten aşağıda var. Ya da internetten bakıp girebilirsiniz. İlla benim linkinden gireceğiniz diye bir kaide, kural yok arkadaşlar. Çünkü bir sponsorluğum yok, bir indirim yok. Onun için isteyen dilediği gibi hareket edebilir. Ha, arşivi geniş. Portföyü çok geniş arkadaşlar. Çoğu altcoin'ler mevcut. Aynen onu da buradan belirteyim. Nereden geldik bunun reklamına bilmiyorum ama yani CRO olarak iyi arkadaşlar, yani CRO iyi. Bir de Doge'ye, son itibariyle Doge'ye bakalım arkadaşlar. Doge'de de pozisyon farklı görünmüyor şu anda. %5'lik gibi bir geri çekilme var arkadaşlar. Tekrar dünkü seviyelere geri geldik. 0.25 dolar, 20, hatta 24 falan da dün bir ara 23'e çekildi ama yine de 25 seviyeler iyi bir seviye arkadaşlar. Kendini koruyor Doge. Bakalım yani yukarı yönlü hareket gelir gelmez o Bitcoin'in yapacağı azizliğe bağlı. Bekleyelim görelim diyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Abone olmayan, like atmayan varsa arkadaşlar şimdi tekrar hatırlatıyorum. Kendilerinize çok teşekkür ediyorum sizlere ve bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.